Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak hayırlı azami istifadeler nasip eylesin. Bugün 5. teravihimizi kıldık. Yarın 5. oruca inşallah niyet edeceğiz. Tabii nasıl ki bir insanın parasına haram karıştığı zaman Cenab-ı Hak helal paradaki bereketi aldığı gibi zaman ahir zaman olması hesabıyla günahların çok ziyade olması, haramların fazla olması ömürdeki bereketi de ne yapıyor? Alıyor. Çünkü 4 gün nasıl geçti? Farkına varmadık. Belki 30 gün geçecek. Belki bir an gibi, bir gün gibi gelecek. Bunun sebebi ahir zaman olması ve bu zamandaki işlenen günahların ziyade olması zamandaki bereketi kaldırıyor maalesef. O yüzden büyük zatların mağaraları, yukarı yerleri, mekanları, dağları tercih etmelerindeki en büyük sırlardan birisi de budur. Yani maddi hava manevi havaya da etki eder. Bir mekanda çok fazla günah işlenmişse o mekanda kasavet vardır. İnsanın kalp ve ruh dünyasını etki eder. Büyük zatlar eski dönemlerde çok ziyade açıktan günah olmamasına rağmen dağları, mağaraları tercih etmeleri, hususi de olsa, gizli de olsa her işlenen günah havaya maddi, manevi bir kir bırakıyor, bir iz bırakıyor. Yani bu zaman hakikaten ahir zaman, günahlar aleni işleniyor maalesef. O da ömrümüzdeki berekete çok ciddi manada etki ediyor. Ama Cenab-ı Hak inşallah rahmetiyle yine muamele ediyor. Bereketsiz ve kısa bir ömürde maddeten bereketli ve feyizli günler, geceleri bize ikram etmiş. En azından bu geceleri güzel değerlendirelim ki ömrümüze ömür katmış olalım inşallah. Evet, bugün Ramazan'ın hikmetlerinden 9. nükte nefse bakan yönü var. Yani Allah bizden bu açlığı niye istiyor? Neden aç kalıyoruz? Yani sahurla iftar arasında aç kalmamızdaki hikmet nedir? Şimdi geçen derslerimizde de ifade ettik. İllet emri ilahidir. Neden biz aç kalıyoruz? Neden biz oruç tutuyoruz? Allah emrettiği için. Emir sorgulanmaz. Ama o hakimdir, abes iş yapmaz. Her emrinin altında muhakkak hikmetler, menfaatler ve faydalar bize bakan vardır. Orucun da 70 hikmeti, 100 hikmeti, belki binlerce hikmeti var. 70 çokluk ifade eder. Biz inşallah bugün bir hikmetini, bir nüktesini konuşacağız birlikte. Yani bu açlığı Allah bizden neden istiyor? Neden istiyormuş? 9. nükte. Ramazan-ı Şerif'in orucu doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kırmak ve aczini göstermekle ubudiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki nefis Rabbisini tanımak istemiyor. Firavunane kendi rububiyet istiyor. Ne kadar azaplar çektirilse o damar onda kalır. Fakat açlıkla o damarı kırılır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, kırar. Aczini ve zaafını, fakrını gösterir. Abd olduğunu bildirir. Hadisin rivayetlerinde vardır ki Cenab-ı Hak nefse demiş ki ben neyim, sen nesin? Nefis demiş ben benim, sen sensin. Azap vermiş, cehenneme atmış, yine sormuş. Yine demiş ene ene, ente ente. Hangi nevi azabı vermiş, enaniyetten vazgeçmemiş.
Sonra açlık ile azap vermiş. Yani aç bırakmış. Yine sormuş. Men ene ve ma ente? Nefis demiş. Ente Rabbi Rahim ve ene abdükel aciz. Yani sen benim Rabb-i Rahim'imsin. Ben senin aciz bir abdinim. Yani bir insan düşmanını tanırsa ona göre önlem alır. Ondan gelen tehlike ve zararların yolunu kapamış olur. Ama düşmanını dost bilirse, onun düşmanlığını fark etmezse çok büyük yaralar, çok büyük zararlar ondan görebilir. En tehlikelisi de odur değil mi? Dost görünüp düşmanlık yapan en tehlikelisi. İşte bunun başında da nefsimiz geliyor. Yani biz nefsimizi tanımamız lazım. Nefsini bilen Rabbini bilir. Bir manası da budur. Nefsimizin mahiyetini bilirsek, ne olduğunu bilirsek, özelliklerini bilirsek, ihanetlerini bilirsek, onun hile ve tuzaklarından bir nebze de olsa kurtulmuş oluruz. Senin en büyük düşmanın nefsindir diyor. Nefis daima kötü şeyler ister. Nefsin zatı özelliğidir. En büyük düşmanımız ve sürekli daima her zaman her an nefsin istediği hep bizim zararımıza ve kötülüğümüzedir. Bu yüzdendir ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ım beni bir an bile nefsimle baş başa bırakma diyor. Düşmanı bilince ona göre tedbir alıyor. Buradan içeri mesela bir adam aslanla girse dese ki şu aslan bir dakika burada dursun da ben geliyorum. Ne deriz? Aman onu bizimle bırakma. Aslanla kafeste bir saniye durur muyuz? Bak, bir saniyeye bile tahammülümüz yok. Bir pençeyle işi bitirebilir. Bak değil bir dakika, bir saniye bile o aslanla nasıl ki kafeste duramayız? Nefis aslandan daha kötü. Evladım demiş, aslanın peşinden git ama nefsinin peşinden gitme. Kadının peşinden gitme demiş. Bir peygamber evladına söylüyor. Nefis dönse parçalasa bir insanın imanı varsa cennete gider. Ama eğer nefsimiz bizi parçalasa, yutmaya çalışsa, istek ve hevasıyla Allah korusun ebedi hayatımızı diyor sıkıp mahvına çalışıyor. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı yutmaya çalışan bir balık vardı. Bizim balığımız, hutumuz hevai nefsimizdir. Onun hutundan, onun balığından 100 derece, 1000 derece daha muzır ve zararlıdır. Çünkü ebedi hayatımızı sıkıp mahvına çalışıyor. Nefsimizi bileceğiz. Özelliklerini bileceğiz. Nefis daima kötü şey ister. Ve en büyük düşman da nefis. Peki herkesin nefsi böyle mi? Evet, herkesin nefsi böyle. Herkeste nefis aynıdır. Sadece dozajlar farklıdır. Nasıl ki hepimizde böbrek var, özellikleri ortak. Kalp var, özellikleri ortak. Tıp bir böbreği ele alıyor, bütün böbreklere aynı teşhisi, aynı ilacı üretiyor. Hepimizde nefis var. Hepimizdeki nefsin özellikleri ortak. Aynı şeyler ister nefisler. Her zaman kötü şeyler ister. Sadece dozajlar farklıdır. O da manevi büyüklüğe göre değişir. Toplumda yanlış bilinen bir bilgi. Nefis, insan manen büyüdükçe nefis ve şeytan da büyür. Yani bazen oluyor değil mi? İbadet, maneviyat ya artık bu arzuların gitmesi lazım. Hayır, o arzuların daha da çok gelmesi lazım. Üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçen bir öğrencinin soruları kolaylaştırılmaz, daha da zorlaştırır. Ama onda da o soruları çözecek kapasite ve bilgi de vardır. Aynen bunun gibi bir insan manen terakki edip büyüdükçe soruları zorlaşır. Nefis ve şeytanın dozajı artar. O zaman manen büyümeyelim mi? Nasıl edelim? Evet, o büyüklükte sorular zorlaşır ama o soruların mükafatı da büyük olur. Üçüncü sınıftaki bir öğrenci 100 alır, dördüncü sınıfa geçer.
Üniversite sonundaki bir öğrenci 100 alır, öğretim görevliliğine yükselir. İkisi de 100'dür, ikisi de sınıf atlamadır ama ikisinin arasında uçurumlar vardır. Bir insan bildikçe elbette ki imtihanı zor olur, sorumluluğu artar ama mükafatı da ona göre artar. Mesela 20 gram gümüş mü daha kıymetli, 20 gram altın mı daha kıymetli? Bak 20 gram altın, hatta 1 gram altın belki 20 gram gümüşten daha kıymetli. O yüzden bir insan manen yükseldikçe ameldeki kategorisi artar. Amelimiz gümüşken belki altına inkılap eder. Ona göre bir değerlendirme. İşte senin bir iki rekat namazının ibadeti feyzi daha ziyade olur. Kılmamanın mesuliyeti elbette ki o da daha fazla olur diğerine göre. Demek ki hepimizde nefis ve şeytan var. Ve bu nefsin özellikleri, istekleri ortak. Ey fahre düşkün, hodbinlikte bir hemta, sersem nefsim diyor üstad. Dünyaya dalıp, bu hayatı tatlı görüp, ahireti unutan bedbah nefsim diyor. Bunlar hep nefsin özelliği. Dünyaya dalmak, ahireti unutmak, hevesat, şehvet, arzu, istek, günaha meyil, bunlar herkesin nefsinde var. Hadiste geçer. Cenab-ı Hak cenneti halk eder. Cebrail aleyhisselam'a der ki git cenneti bir temaşa et gel. Cebrail aleyhisselam gider temaşa eder gelir. Ya Rabbi der, senin bütün kulların buraya girmek ister. Sonra cennete gitmenin yollarını ve güzergahlarını gösterince Cebrail aleyhisselamın şeyi düşer. Biraz bir ümitsizlik haliyle. Ya Rabbi korkarım ki insanların çoğu burayı kaybeder. Sonra cehennemi halk eder, der ki git bir de cehennemi temaşa et gel. Cehennemi temaşa eder gelir. Ya Rabbi hiçbir varlık buraya girmek istemez. Peki bir de oraya gitmenin yollarına git bir bak bakalım. Değil mi? Günahlar, arzular, lezzetler, alkoller, içkiler, zinalar, nefsin hoşuna giden ne kadar pis ve süfli hevesat varsa onlarla oraya gidildiğini görünce Cebrail aleyhisselam ya Rabbi korkarım ki İnsanların çoğusu buraya girer. Cennet ehli mi fazla, cehennem ehli mi fazla? Maalesef cehennem ehli daha fazla. Bu dönemde vefat eden 40 insandan 38'i kaybediyor, cehenneme gidiyor, ikisi kurtuluyor. Buradan oranı biçelim yani. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Allah bizi meleklerden farklı yaratmış. Biz melek değiliz. İyi ki değiliz. Yani bazen hani insanın alemine geliyor, acaba melek mi olsaydık diye. Melek olsaydık makamımız sabit olurdu. Mesela bir öğretmen öğrencilerine iki seçenek sunsa. Bakın bunu beraber gelin analiz edelim. Ama vicdan ve insafımızla analiz edelim. Öğretmen bize iki seçenek sunsa. Dese ki birinci seçenek, dilerseniz sınav yapmadan hepinize 50 geçer not vereyim, bu işi bitirelim. İkinci seçenek de sorular verilecek, cevaplar da verilecek. Sorular çok kolay, kısa, basit. O sorulardan sınav yapacağım. Kim kaç alırsa ona o notu vereceğim. Hangisini seçeriz? İkincisini değil mi? Niye? Bak orada 100 alma ihtimalim var ve yüksek. Hani hoca gıcık olsa, geçme imkanın çok zor olsa dersin ki ya uğraşmayayım. Ver 50'yi de geçelim. Kopya çekmek de serbest. Bir de öyle bir kolaylık var. Elbette ki akıl ikincisini tercih eder. Cenab-ı Hak meleklere 50 puan gibi geçer not vermiş. Makamları sabit. Ne aşağı ne yukarı. Onlar halinden de memnun. Cenab-ı Hak insanı öyle bir mahiyette, öyle bir keyfiyette, öyle bir fıtratta yaratmış ki âlâ-i illiyyin esfeli safilin. Meleklerin de üstüne çıkar bu insan. Meleklerin de değil, hayvanın da altına düşer bu insan. Peki bizi bu kadar aşağı ve yukarı çıkaran nedir? İşte bu içimizdeki bu hain, bu alçak, bu en büyük düşmanımız olan nefsimizdir. Bu cenahtan bakıldığı zaman nefis iyi ki var. Nefis olmasa bu terakkiyat olmaz.
Gübre mahiyeti pistir, pisliktir ama nebatatın yetişmesinde etkisi vardır değil mi? Gübreli ürünler, değil mi Gökhan abi? Daha böyle verimli, daha böyle kaliteli olur. Nefis gübre gibidir. Mahiyeti pistir, pisliktir ama bizim terakkiyatımızda olmazsa olmazdır. Meleklerde nefis yoktur, süfli nefis yoktur, şeytanın tasallutu yoktur. O yüzden meleklerin makamı sabittir ama bizlere nefis ve şeytan müdahale ettiğinden dolayı her an terakkideyiz. Demek ki biz manen kendimizi geliştirdikçe bu kötü arzu ve isteklerimiz artacak. Bu normal. Ha, Cenab-ı Hak Ramazan'da nefsi terbiye etmek noktasında bize bir kolaylık da veriyor. Ne diyor kolaylık? Nefis ve şeytanı bir de bağlıyor. Değil mi? Şimdi bağlı bir köpek hududu bellidir. O hududa girmedikten sonra sana zarar veremez. Ama sen o hududun içine girersen bağlı da olsa seni götürür. Nefis şeytan bağlı kolaylık var. Biz de biraz cehd ve gayretle bu nefsimizi terbiye edebiliriz. Şimdi nefsin çok yönleri var. Çok cihetleri var. Çok hainlikleri var. Yani evvela nefsin en büyük düşmanlığı bize ve nefsin gerçekleştirmek istediği en büyük arzu ve istek uluhiyettir. Çünkü nefsin davası uluhiyettir. İlah olmak. Her nefiste bu var. İlah olmak isteği. Firavunluk damarı diyoruz bunu. Her nefiste var. Bu aşama aşama, kademe kademe kendini gösterir. İnsan akıllı bir varlıktır. Dilek en yüksek noktaya hedefini dikmez. İşte muhtarlıktan başlar, değil mi? Belediye başkanlığından, oradan öyle gidilecek en nihai noktaya kadar. Geldiği her makamda da oraya kifayet etmez. İnşallah bir dahakine der. Hedefi oraya doğru, çıtayı oraya doğru yükselttiği gibi nefiste de bu var. Nefis alçaklığı, hainliği, en büyük alçaklık ve hainliği buradan geliyor. Mevhum bir rububiyet damarı var. Mevhum, yani hakikatte evhamlı deriz ya, evham. Ne demek evham? Olmayanı oluyor gibi görmek evhamdır. Rububiyet, Cenab-ı Hakk'ın terbiye ediciliğidir. Allah Rab'tır. Rububiyetiyle eşyayı, mahlukatı, alemi öyle terbiye eder ki eşyanın mahiyetini tağyir eder diyor Üstad. Bizdeki bu nefse de Cenab-ı Hak ene dediğimiz, enaniyet dediğimiz harici bir vücudu olmayan sadece vahidi kıyasi olarak kıyaslayıp ilmi, iradesi, kudreti nihayetsiz olan bir Allah'ı daha iyi anlamak noktasında Allah'ın bize vermiş olduğu bir duygu, bir hissiyat var. Ene. Üstad inşaattaki, hendesedeki neye? Yapboz tahtasına benzetir. Mesela bir mühendis kağıda ne yapar? Bir apartmanın projesini çizer değil mi? Bak o projeyi çizdiği zaman orada bir apartman vücuda gelmez. Apartmanın vücudu orada yoktur. O bir kolaylıktır. O inşaatın önünü, arkasını, çapını, büyüklüğünü, en son nihai noktasını görmek adına bir kolaylıktır. Yoksa bir mühendis kağıda bir duvar çizerken orada bir bina, bir duvar vücuda gelmez. Aynen bunun gibi Cenab-ı Hak ilmi, iradesi, kudreti nihayetsiz olduğundan dolayı onu anlamak noktasından vahid-i kıyası olarak bize vermiş olduğu bir ene var. Üstad termometreye benzetir değil mi? O kadar güzel örnekler ki. Mesela bu duvarda termometre var. Baktık oda sıcaklığı 25 derece. Şimdi oda sıcaklığı 25 derece. O termometre bu odayı ne soğutabilir ne de ısıtabilir. Termometrenin oradaki görevi bu odadaki sıcaklığı keşfetmek. Yoksa ne sıcaklığa ne soğukluğa etki, yetki, katkısı olmadığı gibi bizdeki ene de böyle. Bir şeyi icat etmeye, yapmaya muktedir değiliz biz. O eneyle kıyas yaparak Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatını anlarız. Nasıl ki ben bu evi yaptım, yapmasını biliyorum, öyle de bu alem ve bu mevcudatı da yapan
birisi var. Ben nasıl ki bu 10 kiloluk ağırlığı kaldırdım, öyle de hem o ağırlığı hem de beni içinde bulundurup o arzı çeviren birisi var. O zaman aslında ben de ona aitim, o ağırlık da ona ait. Yani bir adam elinde valizle arabaya binse, o valizi bak ben elimde taşıyorum demesi ne olur? Çok komik olur. Tamam sen onu elinde taşıyorsun ama araba da seni taşıyor. Valizi de aslında o araba sahibi taşıyor. İşte bir yere kadar diyor hat çizip sonsuz ilim, irade, kudret anlamak noktasında buraya kadar benim, bundan sonrası onun. Ondan sonra diyor o hatı da bozar. Aslında her şey onun. Ben de onun, yaptığım iş de onun, değil mi? Zeka onun, hayat onun, akıl onun, her şey onun. İşte ene böyle. Enenin bu noktada icada bir kabiliyeti yoktur. Anlamak noktasında, keşfetmek ve tespit etmek noktasında bir aleti inkişaf, bir termometre gibi bir şeydir. İşte insan bunu yanlış yerde kullandığı zaman o ben deyince, yani o benlik olmasa, sahiplik duygusu olmasa biz Allah'ı anlayamayız. O benliği hakka bakan yönü değil de halka bakan yönünü kullandığı zaman o benlik o insanın başına öyle bela açıyor ki bu sefer mevhum rububiyet. Ben yaptım, ben ettim, ben olmasam hiçbir şey olmaz. Yani bütün her şey bana bağlı. Hele üstad diyor bir de makamı ve serveti varsa, bir de bir şeyler böyle ol deyince hemen kolay kapılar açılıyorsa o damar onda daha da ziyade inkişaf eder. Bakın nefis de şeytan da bizim amelimizle uğraşır, doğrudur ama bizden almak istedikleri en büyük mücevherat imandır. Nefis ve şeytan ikisi beraber kol kola girmişler, arkadaş olmuşlar ve insanı özellikle buradan vurmaya ve yıkmaya çalışıyorlar. Vücuda gelen itikat dairesi budur. Vücuda gelen bir şeyin bir insanın sahiplenmesi şirktir. Bir şeyin vücudu var mı? Varlık sahasına girmiş mi? Onu ben yaptım diyemeyiz. Bak, ne dersen, ne gelmişse onların hiçbirisi bize ait değil. Sadece onun vücuda gelmesindeki tasarrufat alanı olan meyelan, meyiller, iradeler ve tercihler bize ait. Cenab-ı Hak uluhiyet ve rububiyet alanına ve sahasına müdahaleyi reddediyor. Kim o alana girerse Cenab-ı Hak aksiyle tokatlıyor. Bazen annelerde babalarda çok ileri derecede bir koruyuculuk oluyor. Ben çocuğumu ben yetiştireceğim. Bakıyorsun çocuk çarpık yamuk bir çocuk oluyor. Niye? Ha, sen yetiştiriyorsun ya, haydi al yetiştir de görelim. Halbuki terbiye eden kimdir? Yetiştiren kimdir? Allah'tır. Bu noktada Allah'a teslim edenler evham ve vesvese ile değil, tedbir alıp Cenab-ı Hakk'a emanet edenlerin çocukları daha sağlıklı, daha düzgün, daha ahlaklı oluyor. Bak bunun çok örnekleri var toplumda. Çünkü Allah rububiyet alanına girmeyi reddediyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bile men etmiş. Amcası için ısrar ediyor. Ey Habibim senin görevin, vazifen anlatmaktır, davet etmektir. Hidayet benim görevim. Sen vazifeni yap. Benim vazife-i ilahiye karışma. İşte bu noktada rububiyet kimindir? Allah'ındır. Biz de Cenab-ı Hakk'ı anlamak noktasında Allah bize bir ene vermiş. İcat etmeye kabiliyeti olmayan bir ene var bizde. İşte insan o eneyi doğru anlamadığı zaman kendinde mevhum bir rububiyet hissediyor. Ben olmasam olmaz, benim varlığım, benim saltanatım, benim servetim, her şey benimle devam eder. İşte bu mana yavaş yavaş aşama aşama, kademe kademe firavunluğa, nemrutluğa gidiyor. Bak firavun ne dedi? Ben haşa sizin Rabbinizim dedi. Cenab-ı Hak onu sarayını karıncayla harap etti. Eğer Rab sen haydi bakalım mücadele et. Nemrut rububiyet davet etti. Cenab-ı Hak bir sinekle onu yere serdi. Düşmanın büyüklüğüne göre muamele etmek hikmettendir. İşte bizde de bu damar var. Etrafımız, çevremiz, olaylar, konumumuz, vasfımız derecemize göre bu damarı kabartıp şişirebilir. Nefsin davası uluhiyettir.
gıdası medih ve senadır. Yani sen nefsi şişirmek mi istiyorsun? O zaman övgüler, metiyeler belli bir zaman sonra o insanın ayağı kaymaya müsait hale gelir. Bunun çok örnekleri var tarihte. Bir insanın etrafına 8-10 kişiyi birleştiriyorlar, getiriyorlar. O adamın ayağını kaydırmak noktasında ona bir itibar, bir hürmet, sen şöylesin, sen böylesin, uçuyorsun falan ediyorsun. Belli bir zaman sonra adam kendini gerçekten öyle zannediyor. Şu an kendini Mesih zannedenler var, Mehdi zannedenler var. Değil mi? Bunlar hep proje. Bunlar hep ehli dalaletin Müslümanlara kurmuş olduğu tuzaklar. Ve nereden yaklaşıyorlar? Bu enaniyet damarından. Bu mevhum rububiyet damarından övgü, sena ve medihle onu bir kıvama getirip şişiriyorlar. O da hakikaten kendini o noktada zannediyor. Ben bazen anlatıyorum. Bir gün böyle iki tane çocuk demişler ki ya şu amcayı bir şeye dalgaya alalım. Otobüste gidiyorlar. Demiş ki ya amca sen evliya mısın demiş. Estağfurullah oğlum demiş. Ama demiş gözlerin aynı evliyalara benziyor demiş. Estağfurullah. Biraz daha yumuşamış. Bir 15 bilmiyoruz. Gümüşhaneli olabilir. Belli bir zaman sonra ya demiş amca ellerin de aynı evliyalar gibi böyle. Sen demiş kesin evliyasın. Birkaç böyle övgü ve medihten sonra adam bir şeye girmiş, bir moda girmiş. Bir demiş Allah vermişse biz ne yapalım demiş. Nefis böyle. Yani biraz bir övgü, biraz bir medih, biraz bir sena. Nefsi şişirir, kendini bir şey zanneder. Üstadımız nefsinin o damarını kırmak noktasından ki böyle hakikatleri yazan üstad. Ne diyor? Ey riyakar nefsim! Dine hizmet ettim diye fakirlenme. Sen üzümün kuru çubuğuna benzersin. Nasıl ki üzümü o çubuklar yapmamış, başkası ona takmış. Sende de olan ne kadar kemalat namına ne varsa hiçbirisi senin değil, başkası sana takmış. Eğer o kuru çubukların gururlanmaya hakkı varsa senin de fakirlenmeye hakkın var. Değil mi? Şu manayı nefsimize kabul ettirsek değil mi? Bitti. Biz üzümün kuru çubuğuyuz. Bizde olan ne varsa bize ait değil. O zaman biz fakirlenmeyiz. Hem deme halk içinde ben intihap edildim. Demek bir meziyetim var. Hayır diyor. Herkesten evvel sana verildi. Evet. Niye? Çünkü en fazla müflis, muhtaç sen olduğun için en evvel sana verildi. Şimdi cebimizde 1.000 dolar para olsa, sadaka vermek istesek, muhtaca mı veririz, en muhtaca mı? Bak, en muhtaç değil mi? Bu hakikatler Allah nasip etti mi? Elhamdülillah. Niye? En muhtaç biz olduğumuz için. Yani bu hakikatleri tanımasaydık halimiz ne olurdu yani belki değil mi? Daha dışarıdaki bozuk insandan daha bozuk bir hale gelecektik. Rahmet etti. En fazla biz muhtaç olduğumuz için en evvel bize verildi. Eğer bunu bu manayı kabullendirmezsek mazhar değil. Demek ben hem demek ki ben mazharım diyor. Mazhar değil memer olursun. Memer üstünden geçiren şey. Yani bir çeşme suyu düşün, bir kuyu suyu. Onun ucuna bir boru taksak 50 yıl o borunun içinden su aksa borunun ucundaki bütün varlıklar istifade eder ondan. O sudan bir tek boru istifade edemez. Herkes istifade eder de o mahrum kalır. İşte memer olmak bu. Üstünden geçilen şey demek. Yani Allah korusun biz şu manaları kendimize versek, kendimizden bilsek herkes istifade eder, dinler, hayatına çeki düzen verir, cennete gider de biz cehenneme gideriz. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. O yüzden bu ene bahsini, bu nefis, nefsin bu mevhum rububiyet noktasını defaatle böyle okuyup hep zihinde ve idmanlı tutmamız icap ediyor. Said tam toprak gibi tevazu-yu mutlaktadır diyor. Ta ki Risale-i Nurları bulandırmasın. Toprak tevazunun zirvesidir, simgesidir. Değil mi? Toprak ayaklar altındadır. Gelen tükürür, giden tükürür. Gelen basar, giden basar.
o tevazuluğuna, o mahviyetine binaen, mükafaten bütün bitkiler de o topraktan çıkar. Bir insan ne kadar toprağa yakın olursa tevazuda, o kadar Cenab-ı Hak ona nimetler ve ikramlarda bulunur. Değil mi? Artı kutup, mıknatısta artı kutuba ancak eksi kutupla gidilir. Sen artıya artıyla gitsen o seni iter. Ama artıya eksiyle gidersen belli bir alandan sonra o seni bir de süratle kendine çeker. Şimdi ilmi, iradesi, izzeti, azameti, kibriyası büyük olan bir Allah'a bir insan hiçlikle, mahviyetle, tevazuyla, terk-i enaniyetle gidebilir. Kim ben demişse helak olmuş. Hazreti Musa'ya Cenab-ı Hak dedi ki, ya Musa git, şeytan sana bir şey öğretecek. Allah dilerse şeytandan da öğretir mi? Öğretir. Gidiyor şeytana, diyor ki sen bana bir şey öğretecekmişsin, söyle bakalım. Şeytan demiş ki, ya Musa sakın ben deme, benim gibi olursun. Sakın ben deme, benim gibi olursun. Şeytanı şeytan yapan en önemli, en kritik nokta bu. Ben demesi. Cenab-ı Hak ben demekten muhafaza eylesin. O yüzden şu benleri hayatımızdan çıkaralım. Ben olmasın yani. Ben yaptım, ben ettim, ben verdim, ben doyurdum, ben götürdüm. Biz hepimiz aracıyız. Üzümün kuru çubuğuyuz. Hiçbir şey bize ait değil. İşte nefsimizde böyle bir mevhum rububiyet var. Nefis terbiyeye muhtaç. Nasıl ki bir çocuk eğitilmeye, yetiştirilmeye, bazı şeyleri öğrenmeye muhtaç, nefsimiz de aynı o çocuk gibi. Biz onun elinden tutup bir şeylere onu sevk edip bir şey, bazı terbiyelerden onu geçirmemiz icap ediyor. Nasıl ki bir çocuğun her dediği yapılırsa o çocuk artık ele avuca gelmez. Yaptırmak istediklerimizi de yaptıramayız. Nefis de aynı o çocuk gibi. Büyük zatların hayatına bakıldığı zaman onlar nefislerine hiçbir zaman pay ve hisse vermemişler. Nefislerini şımartmamışlar. Uykudan kesmişler, yemekten kesmişler, lezzetten kesmişler. Üstad bir pilav yapıyor, pirinç pilavı. Lapa, ne yağ var ne tuz var. Suyu basıyor, oluyor pirinç pilavı. Üstad pilav yapmayı mı bilmiyor? Hayır. Ve nefsine oradan bir pay vermiyor yani. Nefsini şımartmıyor. Yani ya biz tuzu az olmuş, bu ne biçim pilav, bu ne biçim çorba. Kendi nefsimizde yani bazen bu itirazlar oluyor değil mi? En güzelini yiyeyim, niye böyle oldu? Bak nefis hep, niye rahata meyyal, lezzete müptela bir nefsimiz var. Şu büyük zatlar da onun elinden bunu almışlar. Büyük bir zat nefsiyle de öyle bir anlaşma yapmış. Demiş tamam demiş, ben senin soğuk suğuna karışmayacağım, sen de benim teheccüdüme karışma. Ben sana soğuk su içireceğim ama sen de teheccüdüme karışma sakın benim demiş. Usta diyor 20 yıl nefsimle mücadele ettim teheccüd namazı kılabilmek için. Yani onlar böyle hop kurulu saat gibi kalkmamışlar. Onlar da zorlanmışlar, uyku tatlı gelmiş, nefis şimdi kim kalkacak, kim gidecek, onlar da o modda. Ve onlarınki daha şiddetli. Daha şiddetli olmasına rağmen kalktıkları için büyük zat olmuşlar. Biz de nefsimizle bu tarz anlaşmaları yapabiliriz. O yüzden bütün büyük zatların hayatlarına bakın. Bunu Cenab-ı Hak tatbik etmeyi nasip eylesin. Hepsinin hayatında riyazet var. Hepsinin. Üstad belli bir müddet otla beslenmiş. Ot yemiş sadece. Abdülkadir Geylani Hazretleri 30 yıl çölde ölmeyecek kadar yemek yemiş. Ölmeyecek kadar. Bir gün nefsi karşısına çıkmış. Ne olur demiş. Bir parça yemek, bir parça su ver. Ne istersen yapacağım demiş. Nefis o kıvama, o noktaya neyle gelmiş? Açlıkla gelmiş. Nefsimizde böyle süfle ahlaklar var. Mevhum rububiyet var. Uluhiyete kadar gitme var. Bu alçak, bu hain, bu düşman nefsi nasıl terbiye edebiliriz? Açlıkla terbiye edebiliriz. Hırçın ve deli bir atı iki şekilde terbiye edersin. Ya çok iyi bir binici olacaksın, gemini elinde tutacaksın. O kontrolü tuttuğun zaman sen nereye, o oraya.
ya da o hayvanın yiyeceğini kısacaksın. Halden, takatten, güçten düşecek. O zaman uysal bir hayvana inkılap edebilir. Nefsimiz öyle hırçın bir at gibidir. Deli at. Nereye götüreceği belli olmaz. Uçuruma mı götürür? Dereden aşağı mı götürür? Denize mi döker? Nerede ne yapacağı belli olmaz. Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi bir peygamber. İnnen nefse le emmeratun bissu'i illa ma rahime rabbi. Nefse emmareye itimat edilmez. Enaniyet ve nefse emmare sizi aldatmasın diyor üstad. Kim nefsine itimat ederse kaybeder. Nefse itimat edilmez. Onun hilesi, tuzağı anlık anlık. O yüzden bir an baş başa bırakma. Duanın sırrı bu. Bir an kaldın mı alıp götürebilir o nefis. İşte Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif'te bizim riyazet yapacağımız yok. Değil mi? Acıkmadan yiyoruz. Gelsin baklavalar, gitsin köfteler. Cenab-ı Hak Ramazan'da bir kanun getiriyor. Diyor ki ne olur ne olmaz. Riyazet yapan yine yapsın da. Umumi bir kanun. Senede bir ay. Yine kolaylık ve rahmet açısından şu saatler arasında yiyip içebilirsiniz. Ama sahur ve iftar vakti arasında yemek içmek yasak. Niye yasak? Allah neden aç kalmamızı istiyor? İşte bir hikmeti bu. Allah nefsimizi terbiye ettirmek istiyor. Nasıl ki bir demiri biz eğip bükemeyiz. O demire şekil verebilmek için onu bir ateşe bırakırız. O ateşte erir, yumuşar, bir kıvama gelir. Sonra tut kulağından istediğin yöne çevirdiğin gibi nefis aynı o sert demir gibi. Ve o demiri yumuşatan en keskin silah özellikle Ramazan-ı Şerif'teki açlıktır. Normal açlık evet nefsi terbiye eder ama nefisteki mevhum rububiyeti, bu ilahlığı, bu duyguyu, bu hissiyatı kıran, bu damarı paramparça eden sadece açlık oruç değildir. Ramazan-ı Şerif'teki oruçtur. Yani Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif'te bir de ekstradan bir rahmet ediyor. Onun elini kolunu bağlayarak, onu biraz daha böyle kısıtlayarak bir de Esma'nın farklı bir tecelliyatıyla rahmeti bizim arkamızda oluyor. Ramazan-ı Şerif'teki o açlık ve oruç nefisteki bu damarı, bu tehlikeli damarı kırıp paramparça ediyor. Senede bir Cenab-ı Hak ne yapıyor? O damarı kırarak elhamdülillah bu manada nefsimizi terbiye etmemize vesile oluyor. Bakın şu an ehli sünnet vel cemaate burası çok mühim. Aykırı konuşan ne kadar adam varsa, hatta ne kadar sahtekar varsa bunların hepsinin temelinde bu var. Ene var ene. Yani farklı konuşarak dikkat çekmek, nazarları kendine çekmek. Bakıyorsun o adamlar oruç da tutuyor. Bir ara düşündüm bunu. Bu adamlar oruç tutuyor gibi görünüyor. Belki tutuyor. Allah bilir. Peki bu adamların Ramazan'da bu damarları kırılmıyor mu? Sonra şu mana geldi alemime. O fitnekarlar Ramazan'a da itiraz ediyorlar. Yok 50 dakika fazla tutuyoruz. Yok işte ip görünene kadar yiyip içebiliriz. İmsak girmiş. Atıyorum mesela imsak 6'ya 10 kala giriyor. Adam canlı yayın açtı. 6'yı 20 geçe yemek yemeye devam ediyor. Bakın ben yiyorum diyor yani. Çünkü şu an yiyebilirsiniz. Daha imsak girmedi. E sen yemeğinle yani oruç mu oluyor? Bektaşi'ye sormuşlar. Abdestsiz namaz olur mu? Demiş ben kıldım oldu. Şimdi, o da tutarsa olur. Yani Cenab-ı Hak o adamlara oruç da nasip etmiyor. Çünkü imsak girmiş. Adam yemeye devam ediyor. Ramazan-ı Şerif'teki oruçtan mahrum kaldıklarından dolayı o enaniyet duyguları, o ene duygularıyla bak, ehli imanı ifsat etmeye çalışıyorlar. Onların ilk hedefleri ehli sünnet vel cemaat alimleridir. Bak izleyin, yani izlemeyin de hani, takip edin. Onların şu anki mesela o aşamada gidenlerin birinci rakip, kendilerini rakip gördüğü müessese ehli sünnet vel cemaat alimleri. Belli bir zaman sonra artık kesmiyor onları. Hemen ikinci rakip Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bak, hadisler uydurma diyerek diyemiyor ki
Hani ya Resulullah bunu belki yanlış tam anlatamamıştır, haşa. Bak bunun aslında doğru manası budur dese müşterisi olmayacak. Ama o doğru hadisi itibarsızlaştırmak için uydurma diyerek aslında onun altında yatan bu. Uluhiyet davası. Oraya gidiyor yani basamak basamak muhtarlıktan, belediye başkanlığından gide gide. Aynı o seyri sülük burada da var. Belli bir zaman sonra artık peygamber de kesmiyor onu. Bu sefer uluhiyete gidiyor. Bu sefer Kur'an'ı eleştiriyor. Bak var birkaç kişinin akıbetine bakın. Adam deist geberdi gitti. İlk başta ehli sünnet vel cemaate muhalefet etti. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a itiraz etti. Sonra deistliğini ilan edip göçtü gitti. İşte damar bu damar. Ene damarı. Değil mi? O rububiyet damarı kendini bir şey zannetmesi paramparça etti. O yüzden biz hiç olduğumuzu bileceğiz. Büyük zatlar demiş, Cenab-ı Hak katında en tatlı hal ibadetin peşindeki fakir ve gururdansa günahın akabindeki mahcubiyet ve mahzuniyet Allah katında daha kıymetlidir. Tamam, bir ifade var. Dün burayı mütale ediyorduk. İkinci şurayı mütale ediyoruz. Ramazan ihyalarında. Bir ifade çok hoşuma gitti burada. İnsanın hikmeti hilkatı ve sırrı camiyeti ise her zaman, her dakika Halık'ına iltica ve yalvarmak ve hamd ve şükür etmek olduğundan. İnsanın hikmeti hılkati, sırrı camiyeti, büyüklüğü nereden geliyor? Buradan geliyor. Allah bizi yalvarmak için, her anının huzurunda olalım diye, boynu bükük, mahzun olalım diye yaratmış. قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّ لَوْلَ دُعَوْكُمُنْ izahı da budur. Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Duadan maksat sadece el açmak değil ki. İşte o hal, tavr-ı ubudiyet, bunların hepsi duaya girer. Bizim varlığımız bu. Demek ki o Allah'a yalvarmak, boynu bükük ve tevazuyla gidilebiliyorsa, ben diye piyasaya çıksak, ne olur? Silinir gideriz. Büyük zatlar demişler, öteki alemde bilinmenin yolu, bu alemde silinmekten geçer. Bu alemde ne kadar silinirsek, orada o kadar biliniriz. Cenab-ı Hak silinenlerden eylesin. İşte nefsimizdeki bu damarı kıran Ramazan-ı Şerif'teki oruç, Allah bu açlığı vermesindeki çok hikmetlerden bir hikmeti de bu. Üstadımız da hadisi şerifi alıyor. Hadisin rivayetinde var. Cenab-ı Hak nefse soruyor. Ben kimim, sen kimsin? Diyor, ben benim, sen sensin. Damara bak. Hangi azabı veriyorsa bu damardan vazgeçmiyor nefis. Sonra açlık veriyor, açlıkla terbiye ediyor. Sonra tekrar soruyor. Men ene ve ma ente. Nefis demiş, ente Rabbi Rahim ve ene abdikel aciz. Sen benim Rabbi Rahim'imsin. Ben senin aciz bir kulunum. Cenab-ı Hak nefsimizi böyle terbiye edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Hatim duamızla bitirelim. Ramazandır, dualar makbuldür. Bu geceler çok kıymetli, kıymetli abiler. Üstad her bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçebilir diyor. Tam bir ticaret mevsimindeyiz. Bir pazar düşün ki 1000 katına satılıyor bütün ürünler. Herkes malını o pazara götürür, sergiler, teşhir eder, satmak ister. Şu an ömür dakikalarımız çok kıymetli. Bir dakikamız bir gün ibadet hükmünde. Bunun kıymetini bilelim. Haramdan, günahtan, malayaniyattan uzak alarak işimizi yapalım. O işimizi yaparken de tesbih çekebiliriz, salavat getirebiliriz. Günlük muhakkak Kur'an'ın kapağını şöyle bir açalım. Okumayı bilenler muhakkak okusun, bilmeyenler muhakkak dinlesin. Namazlarımızı camilerde kılmaya gayret edelim. Camiler bizim, değil mi? Evimiz, Müslümanların buluştuğu yer. Camilerimize de bu noktada sahip çıkalım inşallah. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfurullahel azim el kerim el lezi la ilahe illa huvel hayyul kayyum ve etubu ileyhi subhanen.
Allahümme sallara seyyidina Muhammedin ve alâ seyyidina Muhammed. Ya Rab kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizleri emanette emin kıl. Son nefesimize kadar bizleri esrar-ı imaniye ve hakayık-ı Kur'aniye ile meşgul eyle. Bizleri bir an bile nefsimizle baş başa bırakma Allah'ım. Allah'ım sen affedilsin, affetmeyi seversin. Bizlerin anne babalarımızın günahlarını affeyle. Küçük yaşımızdan bu yaşımıza kadar bilerek bilmeyerek büyük küçük ne kadar günah işlediysek hepsini affeyle Allah'ım. Bir daha o günahlara dönmemek üzere affeyle. Ramazan-ı Şerif'in hürmetine bayram sabahına tertemiz uyanabilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Son nefesimizde buyurun o kelimeyi dayıbe ki Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek çene kapayabilmeyi nasip eyle. Kabirde münker nekir meleklerinin suallerine Kur'an hakikatleriyle cevap verebilmeyi nasip eyle. Mahşer gününde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın sancağı altında toplanıp, amel defterimizi sağ taraftan alıp, arşın gölgesinde gölgelenip, sırat köprüsünü süratle geçip cennetini cemalini görmeyi nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi hasta kullarına şifalar ihsan eyle, dertli kullarına devalar ihsan eyle, borçlu kullarına borçlarında ödeme koydukları ihsan eyle. Amin diyen kardeşlerimizin kalbimizde, gönlümüzde hangi arzu ve isteğimiz varsa hakkımızdan hayırlısıyla nasip eyle. Hangi derdimiz, endişemiz, sıkıntımız, korkumuz varsa bütün sıkıntılarımızı bertaraf eyle. Merhametsiz insanları bize musallat etme ya Rabbi. Dünyada ahiretten mahcup, rezil olan kullarından eyleme Allah'ım. Settarul uyubsun, settar isminle ayıplarımızı ört ya Rabbi. Gafur isminle bütün hatalarımızı affeyle Allah'ım. Ya Rabbi, Filistin'deki Gazze'deki kardeşlerimize yardım eyle. Maddi manevi ordularını göndererek kardeşlerimizi muzaffer eyle, galip eyle. En garip bir zamanda Mescid-i Aksa'mızın özgürlüğüne kavuşmasını nasip eyle. Ya Rabbi İsrail'i ve arkasındaki bütün destekçilerini ve yardımcılarını sana havale ediyoruz. Kahhar isminle kahru perişan eyle. En garip bir zamanda İttihadi İslam'ı nasip eyle. Müslümanlara birlik ve dirlik nasip eyle Allah'ım. Aramıza tefrika, fitne, fücur verme ya Rabbi. Ülkemize fitne, fücur sokmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbi biz her türlü kötülüğü hak ediyoruz. Merhametinle İslam'a uygun, layık idarecilerle yönetilebilmeyi nasip eyle Allah'ım. Ya Erhamer Rahimin, okumuş olduğumuz Hatm-ı Şerif'ten hasıl olan sevabı başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhuna hediye edip kabul eyle, haberdar eyle. Adem babamızın, Havva annemizin ruhuna hediye edip kabul eyle. Aralarında her ne kadar peygamberler, salihler, sıddıklar geçmişse onların da ruhlarını hediye edip kabul eyle. Sahabe-i Güzin, Halife-i Raşidin, Tabi'in, Tebe-i Tabi'in, Ehl-i Beyt'in, alimlerimizin, hocalarımızın, meşayihlerimizin, müceddidlerimizin, üstadlarımızın, üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin, bütün nur talebe sahabe-i kardeşlerimizin, bütün Kur'an talebelerinin de ruhlarına ayrı ayrı hediye edip kabul eyle, haberdar eyle. Amin diyen kardeşlerimizin, şu an kalbimizde geçirdiğimiz, vefat etmiş hangi akrabamızın ismi varsa bütün kalpleri biliyorsun ya Rabbi. Bütün kalplerde bulunan isimlerin de ruhlarına hediye edip kabul eyle, haberdar eyle. Hasreten yakın zamanda vefat eden Leyla Şimşek teyzemizin de ruhuna hediye edip kabul eyle, haberdar eyle. Kabirlerini pür nur, mekanlarını cennet eyle. Amin. Bi hürmeti Daha ve Yasin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Dabbir gulubi ve devaiha. Ve afiyetil ebdani ve şifaiha. Ve nurul ebsari ve ziyaiha. Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Tekabbel minna ve şfi merdana. Bi hürmetil Fatiha.